Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Rabbena ighfir li ve li validayya ve lil mu'minina yevme yekumul hisab. Rahmetke ya erhamer rahimin. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Zühre Risalesi'nin Türkçe tercümesi olan 17. lemadan devam ediyoruz. Aslında bu Mesnevi dersi serisi. Ama Türkçe, 17. lema Türkçesi yayınlandığı için müellifin kendi tercümesiyle tercih ettik. Lemalardaki yayınlanmış şekliyle okuyoruz inşallah. 5. notada kaldık. 5. nota işte Avrupa'nın fünun ve medeniyeti eski saatte yerleştiği için yeni saat harekatı Fikriye'de seyrettiği zaman Avrupa'nın fünun ve medeniyet o seyahat-ı kalbiyede emraz-ı kalbiye enkılap etti gibi, yani eski saat döneminde Avrupa'nın fünun ve medeniyetinin etkisinde kaldığını söylüyor. Ama 5. bu Türkçe tercümesi yeni saat döneminde yapılmış bir tercüme. Ben karşılaştırma imkanım olmadı ama Arapça orijinalinde, Zühre'nin Arapça orijinalinde bu parçanın olmaması lazım. Çünkü o zaman Yeni Saat diye birisi yoktu. Zühre'nin yazıldığı zaman en son Mesnevi Nuriye'deki parçaların en son yazılış tarihi 1922 diye hatırlıyorum ben önceki araştırmalarımdan. Şimdi yani belki de yanlış olasını bilemiyorum. Avrupa'yla bir hesaplaşmaya giriyor yeni saat olarak. Eski saat olarak değil. Ben de bu hala böyle bir düşünce var, anlayış var. Ben de bu 5. nota yeni saat döneminde yazılmış gibi geliyor bana. İyi bir araştırmak lazım bu arada. Araştırma imkanı olanlarımız varsa aramızda paylaşsınlar tecrübelerini, bilgilerini. İnşallah memnun oluruz. Avrupa ile bir temelde hesaplaşmaya giriyordu 5. notada. Farklılıklar nelerdir? Onlar üzerinde duruluyordu. Şimdi geldiğimiz bir nokta var. Oradan başlayalım. Bu kaldığımız yerden başlayalım. Ey ikinci bozuk Avrupa. Ben bunu şöyle anlıyorum. Vahiden, yani Avrupa'nın kendisinin mensubu olduğunu iddia ettiği Hristiyanlık dini, yani Hazreti İsa'nın tebliğ ettiği mesajdan nasibini almayan ikinci Avrupa, bu da neyi temsil ediyor? Materyalist felsefeyi temsil eden ve materyalist felsefeye göre bir medeniyet oluşturan Avrupa'yı. Yani bu sosyal hayat olur, ekonomik hayat olur, medeniyetin teknolojiye bakan tarafı olur. Ama vahiy ile ilgisi olmayan Avrupa diyor. Medeniyet olarak genelde vahiyle ilgisi olmayan bir yönetim biçimi var ama halkın, insanların çoğunun yine muharref diyor denir Müslümanlar tarafından. Hep muharref denilen Hristiyanlıktaki o Allah inancı, şu veya bu şekilde insanların ruhi ihtiyaçlarını karşılama ihtiyacı hala Hristiyanlık diye bilinen, hangi haliyle olursa olsun, hani Müslümanlara göre tahrif edilmiş haliyle olur. Herkesin bir kanaati var. Bana göre Hristiyanlık değil de Sempol'ün dini diyorum. Polizm diyorlar.
Yani Avrupa'da görünen din polizmdir. Yani Hristiyanlıkta Jesus Christ dedikleri Hristiyanlık Christ'ten geliyor. Yani İsevilikle pek bir alakası yok. Ama ne de olsa bir inanç temeline dayanıyor. Teknik bir problem var. Çarç yapılmış. Evet, bu inanç temeline dayanmayan şekliyle yerleştirilmiş olan veya tatbikatta olan, uygulamada olan medeniyete muhatap oluyor ve onun için bozuk Avrupa diyor. Senin çürük ve esassız esaslarının bir kısmı şunlardır. Hakikati olmayan esassız esas, hakikati olmayan, bir hakikate dayanmayan esaslarının bir kısmı şunlardır diyor. Bakalım neymiş bu hakikati olmayan esaslar? En büyük melekten en küçük semeye kadar, balığa kadar her bir zihayat kendi nefsine maliktir. Ve kendi zatı için çalışır ve kendi lezzeti için çabalar. Bu gerçekten pratikteki Avrupa'da uygulanan hayat tarzının temellerini anlatıyor. Yani bakıyoruz zaten herkes kendi nefsine maliktir dediği, yani beni Allah yaratmış desen bile ama ben şimdi kendi hayatımı kendim yönlendiriyorum, kendim tatbik ediyorum, uygulamaya koyuyorum, kendim artık hayatım için gerekli olan ihtiyaçları karşılıyorum gibi bir anlayış Batı medeniyetinde hakim bir anlayıştır. Onun için bunun adına ferdiyetçilik mi diyorlar? Herkes kendi menfaatini sağlasa mesela ekonomide, herkes kendi menfaati için ekonomiye girse, bu Batı medeniyetinin ekonomik anlayışının temel felsefesi, en basit temel felsefesi toplumsal menfaat çıkar. Herkes kendi, sen de en menfaatli yolu seçsen, öbürü de enfaatli, diğeri de en menfaatli yolu seçsen, demek ki toplum enfaatli yolda gidiyor demektir. Ama bu arada insan, evet benim için en menfaatli olan tercihi yapıyorum derken başkasının hukukuna tecavüz edip etmemesi, onu devlet regüle edecek, kontrol edecek, düzenleyecek, sınırlar koyacak diye telafi etmeye çalışıyorlar. Ama temel felsefe, neden herkes kendi menfaatini sağlayacak şekilde toplum ekonomisine katkıda bulunsun ya da toplumda bir yer alsın, bir aktif pozisyona girsin? Çünkü kendi ihtiyacını insan kendi karşılıyor. Yani ben burada, bu noktada bunu anlamak lazım. Allah'a inanıyor olmak bir şey ifade etmiyor. Beni Allah yarattı, kainatı Allah yarattı veya ben işte kainatı Allah yarattı da ben böyle oluştum bu kainatın içinde. Ama şimdi kendi başımın çaresine kendim bakacağım. Onun için kendim üreteceğim, kendim tatmin edecek yollara başvuracağım. Ben başvuracağım. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken nokta nedir? Eğer bir kendi ihtiyacımı kendim karşılayacağım ya da Türkçe tabiriyle kendi başımın derdine kendim bakacağım diyorsam, benim yaratılış maksadımı gerçekleştirmede yardımcı olacak bir başka kaynağa ihtiyacım yok. Ben kendi kendine yeterliyim demeye geliyor. Ki insanlar özellikle dinden pek bir nasibi, çok az nasip olan, yalan yanlış diyeceğim. Ama şunu da itiraf etmek lazım. Burada Hristiyanlığın temsil edildiği yere kilise denir. Kilisede öğretilenlerin dışında insanların, genel olarak toplumun din hakkında bir bilgi kaynağı yok. Diyeceğiz ki ya bunlar kokuşmuş falan. Hayır. Bir şeyler alıyorlar. Din adına bir şeyler alanlar var. Müslüman toplumlarda da halk
camideki hocaların anlattığından başka da bir şey bilmez zaten. Gelenekteki olanlar, herkes kendi geleneğindeki din kırıntılarıyla geçinip gidiyor. Genel akım bu, bunu itiraf etmek lazım. Yani Hristiyanlar kötü, Müslümanlar iyi dediğin zaman haksızlık yapmış oluruz. Yani bizde de öyle bir özel eğitim yok. Özel eğitim alan kişiler daima azınlıkta. Burada da öyle. Şimdi bu insanlar ben kendi nefsime malikim iddiasında buradaki dediği gibi bu insanlar kişisel bazda Hristiyanlığın aktif yönüyle ilgili olan kişilerin ben kendi nefsime malikim, kendi ihtiyacımı kendim karşılayacağım, benim üstümde bir otorite tanımıyorum ama devlet düzenleyici. Onu zaten otorite görmüyor Avrupalılar. Düzenlemek, düzenleyici bir faktör olarak gerekli görüyorlar. Yani, diyen bir insanın karşısında hayır bizim bir yaratıcımız var, bu yaratıcıya karşı sorumluluklarımız var, bunun için şunu yapmam lazım, şuna dikkat etmem lazım gibi şu veya bu şekilde geliştirilmiş olan kurallar var. Yahudilikte 10 emir var. Hristiyanlıkta pek bir öyle fiziki yapılması gereken kurallardan daha çok işte insanlara hürmet edin gibi moralite ne diyorlar, ahlaki değerler var. Şimdiki piyasa böyle. Ama diyeceksiniz ki hangi toplum böyle değil ki genel olarak? Ben bilmiyorum başka bir toplum, böyle olmayan bir toplum bilmiyorum. Benim cehaletimden veya ben bulamadım. Buna dikkat etmek şartıyla okuyoruz şimdi. Yani sırf Avrupa'yı kötüleyip kendimizi iyilemek için değil. Temize çıkartmak, aklamak diyorlar değil mi Türkçe'de? Kendimizi aklamak için değil. Bu anlayışla hayata bakan herkes buradaki tenkit edilen, eleştirilen medeniyetin içinde demektir. Nedir o? Ben kendi nefsime malikim, kendi zatım için çalışırım, benim ve ailemin. Yani bazı kimse dedi ki ben kendim için çalışmıyorum ve çocuklarımın geleceği için. Çocukların da çocuklarının geleceği için derken aynı kendi nefsin için, kendin için çalışıyorsun ve kendi lezzeti için çabalar. Şimdi bir kimse, burada Avrupa'yı bırakıyoruz, bir kimse dünya böyle beni yaratmış Allah ama işte ben böyle yaşayıp gidiyorum. Başımın çaresine bakmam lazım diyerek kendi zatı için çalışsa, kendisini tatmin etmek için çalışsa ve lezzetlerini karşılamak. Nedir benim için avantajlı olan? Şuna sahip olmak, şuna sahip olmak değil mi? Onları elde etmek için çabalamam lazım derse bu Avrupa diye eleştirilen kategorinin içerisine düşüyor demektir. Peki ne yapmak lazım kendi nefsimiz için, yani kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için çalışmayacak mıyız? Hayır. Hayat anlayışımız, varlık anlayışımız, şu dünyadaki varoluşumuzun maksadı lezzetlerimizi kendimizin tatmin etmesi için değil. Artık ben burada konunun dışına çıkıyorum. Bu tatmin aracılığıyla yaratılış maksadımı gerçekleştirmem. O da yaratanımı tanımak. Dolayısıyla yaratanımı tanımak için yaptığım çabaların yaratanımın yönlendirmesi, denetimi altında olması gerekir. Anlaşılıyor mu? Yani burada söylemek istedikleriniz varsa lütfen. Onun bir hakkı hayatı var. Onun dedi, birdenbire anlamadım. Onun ne demek? Burada kimin? Her bir zihayat kendi nefsine maliktir ve dolayısıyla onun hakkı hayatı var. Yani hayatlar olmanın, canlı olmanın gerektiği bir sorumluluğu var. Gaye-i himmeti ve hedefi maksadı yaşamak ve bekasını temin etmektir. İşte madem varız, insanız değil mi? Derler ya, insanın karnı doyacak, suyunu içecek, barınacak yeri olacak falan. Evet,
himmeti, hedefi bu maksadı yaşamak ve bekasını temin etmektir. Yani hayatını böyle derler, en mümkün olan en güzel şartlarda sürdürmek. Ne diyorlar ona? Hayat standardını artırabildiği kadar artırıp daha çok, daha uzun ömür, varlığının devamını temin etmek için, bu dünyada vardır diye bir esas, bir temel prensip kor diyor bu bozuk Avrupa. Yani Hristiyanlık gibi olsa da bir dini dinlemeyen Avrupa. Yani biz ona ne diyoruz şimdi? Seküler, laik sistemler diyoruz. Şimdi laik sistemler de yok, düşün. Evet. Onun bir, pardon. Ve Halık-ı Kerim'in kerem düsturlarından ve erkan-ı kainatta kemali itaatle imtisal edilen düsturu taabülle nebatat hayvanatın imdadına ve hayvanat insanların yardımına koşmasından tezahür eden o umumi kanunun rahimane, kerimane cilvelerini cidal zannedip kavga edeceksin. Yani mücadele, hayat bir mücadele diyorlar ya. Hani ne derler Türkçe'de, eskiden ekmek aslanın ağzındaydı, şimdi boğazında mı, midesinde mi ne, çıkartmaya çalışacaksın. Evet, mücadele edeceksin. Ha, burada söylemiş, hayat bir cidaldır diye ahmakane hükmetmiştir. Şimdi eğer bunu anlamak biraz hem basit hem o kadar da basit değil, bana öyle basit gelmiyor ya, benim anlayışım dar. Efendim, mücadele etmeyecek miyiz? Çabalamayacak mıyız? Çabalayacağız ama en fazla payı ben alayım diye değil, belki topluma en fazla katkıda ben bulunayım diye çabalamak var. O da bir çabalamak. Kendi menfaatini gözetlerken başkasının menfaatinin sınırlarını tanımamak var. O da bir alternatif, değil mi? Ama başkasının menfaatine hürmet ederek kendi menfaatini gözetlemek için ne lazım? Belli prensipleri kendimize esas almamız lazım. O prensiplerde ne olacak? Ben kendi menfaatim için çalışırım, kendi lezzetimi tatmin için çalışırım dersen bu prensip çıkmaz. O prensip vahiden gelecek. Buradaki esas anlatılmak istenen o. O vahiden kendini mahrum ettiğin zaman ya kişi bazında kendi menfaatini takip edersin ya nation diyor, millet bazında kendi menfaatini takip edersin ya da şimdi 20. asrın ikinci yarısından sonra dünyaya hakim olan devlet bazında, milli devletler bazında kendi menfaatini tatmin edersin. Bu nasıl oluyor? Çok meşhur sözdür bu. Yani herkesin bildiği bir şey. Vatanımızın, milletimizin menfaatine şuraya savaş açmamız lazım. Vatanın ve milletin menfaatini temin için, efendim, kendimi kalkındırmak için şu ülkelerde yatırım yapıp sömürmem lazım. Neye? Efendim, ülkemizin menfaatine, değil mi? Yani meşhurdur burada, şimdi bilgiçlik satmayayım da kusura da bakmayın. In the interest of our country. Dünyada hakim. Hangi müessese yerleşmiş yönetim biçimi der ki, gerçi burada bizim menfaatimiz var ama diğer insanların zararı var. Bunu yapmamamız lazım. Var mı böyle bir uygulama dünyada? Ya, düşünmek lazım. Düşünmek lazım. Ben bunu yaparım, bu benim menfaatim ama
öyle Hristiyanlığın da hakim olan terminolojiyi kullanacak olursa, peki ya senin komşun? Orada bunlar komşu derler. Komşu da yani mutlaka senin evinin yanındaki ev demek değil. Devletse devlet, yanındaki devlet vesaire. Evet. Hayat bir ciddaldir diye ahmakane hükmetmişsin. Çünkü şöyle görüyor. Dünyaya o gözlükle bakınca, dünyaya herkes kendine malik diye bakarsan, o zaman aslan ceylanın yavrusunu kendi karnını doyurmak için yer efendim. Değil mi? Onlar diyorlar bu doğanın kanunu. Yani eğer sen de, kusura bakmayın ağır bir kelime kullanacağım, aslan gibi hayvansan, sen de o zaman ceylanın yavrusu diye bildiğin fakir bir insanın, bir yeni yetişen çocuğunu en ucuz veya işte genellikle uygulama öyle ya, az gelişmiş bölgelerdeki insanların gençlerini sanayide ucuz işçi olarak kullanırsın. Bu da nedir? Aslanın ceylan yavrusunu yemesinin ta kendisidir. Garibanlara verirsin eline, ben böyle hatıralarım var da, verirsin eline bir Coca-Cola, o da bunu modern oldum zanneder. Coca-Cola içiyorum, Pepsi içiyorum diye. Yani kandırırsın onları. Ne olur? Efendim ekonominin kalkınması için ucuz işçi lazım değil mi? Ucuz işçi de nereden gelecek? Suriye göçmenlerinden gelecek. Doğudaki Kürdistan bölgelerinden gelecek. Lazım. Veya başka yerlerde de kendilerine göre ise Avrupa'ya göre Türkiye'den göçmen gidecek. Onlar da göçmen de şu an bir şartı vardı o zaman. Siz onları bilecek yaşta değilsiniz. Ben çok iyi biliyorum. Alman ekspertleri geliyordu iş ve işçi bulma kurumlarına. İlkokul mezunu olmuş ya da olmamış her neyse okuma yazma bilenleri hayvan yani kurbanlık koyun alırken dişine kulağına bakarsın ya böyle pazı kuvveti sağlam mı, sıhhatı sağlam mı diye seçip Almanya'ya işçi olarak götürüyorlardı. Şimdi Almanya'daki işçilerin kahir ekseriyeti böyle bir jenerasyondan geliyor. Özel olarak seçilmiş, cahil fakat bedeni kuvveti yerinde, sıhhati yerinde olan insanlardan oluşuyor. O da o şekilde ucuz işçi temin ediyor. O zaman böyle ki ucuz işçiye çok ihtiyaç vardı. Çünkü enerji kaynağı kömür ve kömür madenlerini veya diğer madenleri işletecek yeraltı kaynaklarında çalışacak insan lazımdı. Biz işte Almanya'ya işçi gönderdik. Oradan bize döviz geliyor diye övündük ama Alman aslanı bu cahil insanları ceylan yavrusunu yediği gibi yedi. Bu da onların anladığında normal efendim. Ama sen aslan hayvan değilsin ki. Hayvan olsan tamam. Fıtratın öyle yaratılmış. Sistem öyle kurulmuş. Ama sen insansın, alternatifin var. Sana başka alternatifler seçme kabiliyeti verilmiş. Bu ayrımı yapmadık. Doğaya baktık, doğanın kanunlarına göre toplum kurduk. Veya kurdu bu bozuk Avrupa denilen. Buna dikkat etmek lazım. Evet, bir arkadaşım galiba bir yorumu var, okuyalım. Yunus Emre diyor ki eskilerde hikmeti hükümet der. Biraz Arapça terminoloji kullanınca masum oluyor maalesef. Hikmeti hükümet dediği işte o memleketin menfaatine olan yönü tercih etmek. Hikmet hükümet dediği o. Ama bu menfaat yalnızca o hükümetin menfaatidir. İnsanlığın, insaniyetin değil. Dediği gibi, Yunus'un dediği gibi Arapça bir terminoloji olunca kutsallaştırıyoruz onu. Yani bunu güzel bir şey zannediyoruz. Dikkat etmek lazım. Hikmeti hükümetin, yani hükümetin hikmetli olması lazım da
Ama hangi anlamda? Menfaat noktasında, benim menfaatim anlamında değil. İnsanlığa faydası. Levent'in de güzel bir ilginç, belki arkadaşlar online takip ediyorsunuz. Biz işçi istedik, onlar insan gönderdi diyor bir Alman yazar. Ha, bu Alman aslanının ceylan yavrusunu benzetmeye bir yorum. Evet, onlar insan gönderdi. Levent, inşallah. Ben bu senin bu yorumuna diyeceğim ki, evet Alman yazar öyle diyor da, sonradan artık insanlar bir kendi içindeki ekonomi, teknolojiyi bunu anlamak lazım. Teknoloji geliştikçe kaba kuvvet insan emeğine ihtiyaç azaldı aynı oranda. Artık makineler iş yapmaya başladılar insanların yerine. O zaman toplumdaki işçi potansiyeli arttı. Bir de kömür ve maden ocakları kapandı. Bu umumiyetle kapandı. Yani hala kömür işleten bazı yerler var Amerika'da ama çok nadir. Şimdi atom enerjisiyle elektrik üretiyor ve insanların enerji ihtiyacını karşılıyorlar. Veya başka kanallardan üretiyorlar. Artık yerin altında birçok inanılmaz bir şey. 10 kilometre yerin altına iniyorsunuz, trene biniyorsunuz, bir 10-20 kilometre daha gidip maden çıkaran kaynağın oraya geliyorsunuz ve orada artık ne yapıyorsanız trenin vagonlarına dolduruyorsunuz ve onunla taşımacılık yapıp falan falan, yani üretim böyle yapılıyordu. 10 kilometre yerin altında çalışan bir insan, düşünün nasıl hava alacak, nasıl ben. O işçilerin çoğu kanser hastasıydı. Çok genç yaşta emekli oldular, emeklilik parasını aldılar, yemeden öldüler. Bir de işte biz size emeklilik hakkı vereceğiz diyorlardı. Şimdi bunlara pek fazla ihtiyaç kalmadı. Ekonomik yapı veya da endüstrinin mahiyeti değişti şimdi. Ne diyorlar? Kompütür diyelim. Kompütür esaslı endüstri var. Emeğe gerek yok. Yalnız insan emeği böyle yerin altına falan girmesine gerek yok. Evinde veya en lüks mekanlarda programlar üretmek suretiyle genellikle, yani birçok insanın yapacağı işi yapan programlar yazıyorlar veya uygulamaya koyuyorlar. Bir arkadaş Alaaddin'dir. Aslanın ceylan yavrusu yemesi, aslanlar savaş çıkartır. Ceylan yavruları ölür. Kahraman şehit olur. Ha, bu da toplumda hakim olan bir söylem. Evet, işte ceylan yavruları erler ölürler. Ondan sonra ülkenin şerefini askerler, komutanlar korudu diye onlar da helikopter yukarıda emir verirler. Hiç duydunuz mu general savaşta öldürüldü diye? Komutan bir herhangi bir şuraya buraya baskın yapıyorlar ya, bir general öldürüldü diye duydunuz mu hiç? Gitmez ki. Ucuz yer var. Evet. Teşekkür ediyoruz Alaaddin'e de. Evet, acaba o düsturu taavünün cilvesinden olan zerrat-ı taamiyenin kemal-i şevkle beden hücrelerinin gıdalandırılması için koşmaları nasıl cidaldir? Yani kainatta öyle bir sistem var ki yiyeceklerin zerreleri insan bedeninin ihtiyacını karşılamak üzere görevlendiriliyor. Nerede bunun cidali?
Yani ilk bakışta insan, şöyle dışarıdan fotoğrafını çekseniz insan efendim, bir hayvanı kesmiş etini yiyor ve bitkinin meyvesini almış yiyor. Sanki bitkiyle insan arasında bir mücadele var. Hayvanla insan arasında bir mücadele var, öyle değil mi? Hayvanı kesmeye kalktığın zaman kaçmaz mı? Ya da acı hissedip bağırmaz mı? Demek ki insan onun üzerinde hakimiyetini kuruyor, savaşı kazanıyor ve öldürüyor ve etini de yiyor. Öyle gözüküyor. Sonra ağzına götürüyor, koyuyor falan. O hep insanın menfaatine gibi geliyor. Ama aynı et insanın bedenine girdikten sonra öyle bir sistem kurulmuş ki bedenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde görev yaptırılıyor. Demek ki bu onun için hazırlanmış, bir kainata hakim olan, dünyada özellikle bizim pratik hayatta gördüğümüz hakim olan mahlukatın birbirine yardım edecek şekilde istihdamı söz konusu, görevlendirilmesi söz konusu. İlk bakışta pek öyle yani kavga ile alıyoruz gibi değil mi? Ceylan kaçıyor eğer ve koyun diyelim ama koyun biraz daha masum da. Nedir? Tavşanı ne yapıyorlar? Avcılar vuruyorlar aslında, kaçıyor ama işte onu tuzağa düşürüp vuruyorlar, öldürüyorlar, etini de yiyorlar. Sonra daha ne kadar hınhar bir davranış değil mi? Böyle gözüküyor. Fakat bütün sistemin dönüşüne dikkat ettiğimizde meyveler, diğer hayvanlar birbirlerinin yardımcıları olacak şekilde görevlendiriliyorlar. Hatta ölmüş olan ormandaki ağaçlar yeni neslin gübresini oluşturacak şekilde bir sistem kurulmuş. Sistem mücadele üzerine değil, taahhüt üzerine kurulmuş. Bunu görmeyince ne yapıyorsunuz? Bir sistem kuruyorsunuz, o sistemi mücadele üzerine tesis ediyorsunuz. Arkasından da doğanın örnekliği altında yapıyorum bunu diyorsunuz. Halbuki doğanın kuruluşundaki, kainatın kuruluşundaki taavun esaslı sistemi tanımıyorsunuz. Çünkü kainatın kurulduğuna, düzenlendiğine, bilinçli birisi tarafından bu şekilde tanzim edildiğine dair bir anlayışınız yok. Onun için bozuk Avrupa, materyalist, laik, seküler Avrupa dediğimiz Avrupa çıkıyor. Yani Avrupa burada kıta değil, zihniyet ortaya çıkıyor. Ya buna nasıl bir cidal dersiniz, nasıl bir çarpışmaktır dersiniz? Belki o imdat ve o koşmak kerim bir Rabbin emriyle bir taavvündür. Bütün bunların anlaşılması için ne gerekiyor? Kainatın şuurlu, kasıtlı, hikmetli bir yaratıcının eseri olduğunu anlamak gerekiyor. Bunu anlamadığın sürece istediğin kadar ben Allah'a inanıyorum de, hayat bir cidaldir prensibine göre yaşarsın. Evet yaratılmış ama hangi maksatla yaratılmış, hangi esaslara göre yaratılmış değil mi? Bunu düşünmek, kim yarattı, bunun özellikleri ne? Ne olması gerekir? Kainat bana bunu nasıl anlatıyor diye bakmazsak yalnızca yaratılmış ya da bazıları ama nadir. Azınlıkta olan kesim, hep böyle kainat hep böyle var zaten diyor ama çok azınlıkta. Dünyada çok azınlıkta. Yani çok insan bu kainatın bir yaratıcısı var der. Benim anladığım kadarıyla yani dünyada Allah'a inananlar çok büyük, yüksek bir oranı teşkil ederler. Ama pratik hayatta bu inanç neyi kazandırıyor insana? Orası soru işareti. İşte orada dereceler var. Evet, kerim bir Rabbin emriyle bir taavundur kainatın sistemi. Yoksa mücadele değil. Sanki ceylanla aslan birbirleriyle mücadele ediyorlar. Ya pratik hayatta ceylan hayatını korumakla mükellef.
aslında rızkını temin etmekle mükellef. Onun bir sistemi var, kurulmuş. Şimdi onu detayına girip de aslan hangi tip hayvanları yer falan diye değil. Mesela çok basit, herkesin bildiği bir örnek de, aslan bir sürüye saldıracağı zaman önce bir kükrer. Niye? Ya madem saldıracaksın, şunu sessizce yapsana. Yok, yapamaz onu. Bunu yapamaz. Onun fıtratında yok o. Yaratılışında öyle bir kural. Ona bir kükrer. Kükreyince ne yapar? Sürü kaçmaya başlar. Aslında bunun geride kalan ihtiyar, yaşlı, benim gibi olanlarını yakalar, temizler. Zaten yani ömrünün sonuna gelmiş, hasta. Belki o toplumun içinde, o grubun içinde, o hayvan, hayvan nesi olur? Sürüsünün içinde hastalık kaynağı olacaktı. Onu aslan temizler. Kendine de rızık yapar. Ama bu arada efendim, ceylanın yavrusunu yemez mi? Ama fıtratı gereği onu da yer. O zaman da ceylanların nüfus planlaması gerçekleşir. Mutlaka bir hikmet var. Yeter ki o hikmetin olması gerektiğine kani olacak bir fikri tabanımız olsun. Yani bu kainat tesadüfen kendi kendine bu şekilde yürüyor olamaz. Bak bakayım, bir kainata ne görüyorsun? Her şey çok muazzam, incelikli, çok dikkatli bir şekilde tanzim edilmiş. Bunu yapanın mutlaka hikmeti olması lazım. Hadi bakayım, bu hikmeti nerede göreceğim diye çalışmazsak, araştırmaya girmezsek, o zaman ilk göründüğü şekliyle hükmümüzü basarız. Herkes birbirini yemeye çalışıyor. İşte ne derler? Büyük balık küçük balığın düşmanı mıdır? Bir şey. Efendim? Kur. Efendim? Ya büyük balık küçük balığı yutar diye. Halbuki küçük balıklar büyük balıkları beslemek için yaratılmış. Değil mi? Küçük balıklar onun için sayıca çok fazladır. Dünyada kaç tane balina var? Kaç tane hamsi var? Yani ben hamsiden başka balık bilmediğim için. Kaç tane hamsi var? Ya? Neredeyse rakam belirtecek kadar, rakamla sayacak kadar balina var. Okyanuslarda, bizim sığ denizlerde yok öyle bir şey. Ha. Rakamla söylersin, ne bileyim şu kadar bin falan diye. Sayabilir misin? Bir balık bir yumurtladığı zaman 1 milyon. Heh. 1 milyon tane balık yaratılacak şekilde bir balığın yumurtlaması. Niye? Balinalara nimet olacaklar. Bal yaratılıyor. Bal. Bunun hikmetini araştırmak lazım. Eğer bunun hikmetini araştırmaz da zahire bakarsan, büyük balık küçük balığı yutar dersin. Ben de büyük devletim, süper devletim, küçük devletleri sömürürüm arkadaş. Niye? Doğanın kanunu. Öyle diyorlar. Ne diyorlar? Survival of the fittest, famous. Çok çok beğeniyorum. Kusura bakmayın. İngilizce açık lazım. Varlığını sürdürme gücüne sahip olan hayatını devam ettirir. O güce erişememiş olanlar da yenir. Kural olarak bu zaten, şöyle düşünün. Bu zihniyeti, bu anlayışı o insanlara takdim eden ya da ileriye süren felsefe, kendi dönemindeki kolonyalist faaliyetlerin meşrulaştırılmasının felsefi tabanını oluşturdu. Yani bu tamamen, şimdi scientific, bir bilimsel kural falan diyorlar, bu tamamen politik, ideolojik bir felsefedir. Büyük balık küçük balığı yukar. Kendini eğer çevre şartlarına uyarlamazsan yenirsin arkadaş.
yok olur gidersin. Ne bu biyolojide de böyle diye doğadan örneklerle ispat ettiklerini düşünüyorlar. Ama sonuç ne oluyor? Silah kuvvetine sahip olan, silah kuvvetinden mahrum olanları köleleştiriyor, onların kaynaklarını transfer ediyor. Bedavadan zengin oluyorlar. İşte çok kolonyalist ülkeler çok da Avrupa'da altında. Şimdi insanlar buna özeniyor. Biz de öyle olalım diyor. Biz de gelişelim diyor. Nasıl gelişeceksin? Daha fakir ülkelerde yatırım yapıp Zülfü yara dokunduk galiba. Daha fakir ülkelerde yatırım yapıp o fakir ülkelerin ucuz işçilerini en ucuz şartlarda kullanmak suretiyle para kazanıp ondan sonra da efendim çalışıyoruz. Ya bir de hele de bir de dindarsa artık yemeğe daha dini müesseselere yardım ediyoruz diye yardım ediyoruz. Abi %10'unu, %20'ini, 20'sini veriyor. %80'iyle cebini dolduruyor. Ondan sonra dindarlık havasını satıyor. İşkâhçılık. Bunlar ne bize sahtekarlık. Evet. Bu hem çürük bir esasın, bir esas daha gelecek burada. Her şey kendi nefsine maliktir diyorsun. Hiçbir şey kendi nefsine malik olmadığına kat'i bir delil şudur ki şimdi cevap veriyor. Esbabın içinde en eşrefi ve ihtiyar noktasında en geniş iradelisi insandır. İhtiyar dediği benim gibi ihtiyardan bahsetmiyorum. İrade-i cüz'iyesinden bahsediyorum. Yani en geniş iradeye sahip olan, seçme imkanına sahip olan, tercih etme, ihtiyar demek, tercih etme demek. Yani muhtar seçilen demek ya. Biz muhtar deyince ihtiyarlanmış bir adam aklımıza gelir. Ha. Seçilen, seçme imkanına sahip olan insandır. Halbuki bu insanın düşünmek, zahir hayatta baktığımızda diğer mahlukatta bu kadar seçim yelpazesi geniş olan, imkanı olan başka bir mahluk görmüyoruz. Cansız mahluklar arasında öyle bir seçim imkanı yok. Bitkilerde öyle bir şey görmüyoruz. Bitkilerde bir seçim imkanı yok. İşte ay çiçeği dedikleri güneşin istikametinde yön çevirecek kadar bir istidat verilmiş ona. Güneşi takip edecek şekilde. Fark ettiniz mi? Güneş takip edecek şekilde güneş doğar. Ay çiçeği bitkisi o, nedir o? Meyvesi diyelim. Meyvesini ona ne diyorsa ben bilmiyorum ona ne dendiğini. Meyvesini güneş doğuya döner. Sonra akşama doğru bakarsın, batıya doğru yönelmiş. İradesi bu kadar işte. İradesi hayvanların iradeleri var. Onlar da hani da kedi başka bir şey olamaz yani. Ama insan iradesi o kadar geniş imkanda sahip ki şunu da yapabilir, bunu da yapabilir, bunu da yapabilir, bunu da keşfedip ona göre de davranabilir. Ya belli bir şey. Şimdi tamam bu biliyoruz. En geniş olan insan. Bu efendim biz hayvanların durumunu ne bilelim demiyoruz. Ya mukayese ettiğimizde bize bakıyoruz insan iradesi en rahat olan, en geniş olan, en kapsamlı olan varlık. Halbuki bu insanın düşünmek, söylemek ve yemek gibi en zahir efali ihtiyariyesinden yani istediğin zaman yersin, istediğin zaman yemezsin. Yani bilim bir sınır içinde de 5 gün, 3 gün istese ben yemem kardeşim demek biraz zor. Ama hani şimdi mi yiyelim, yarım saat sonra mı yiyelim desen, hadi yarım saat sonra yiyelim, 1 saat sonra yiyelim, akşama doğru yiyelim dersin. Yani belli. Şimdi bu gibi zahir ihtiyari fiillerinden 100 cüzünden bu yaptığı, seçerek yaptığı bu işlerin 100 cünsünden, cüzünden onun desti ihtiyarına verilen ve daire-i iktidarına giren yalnız meşkuk tek bir cüzdür. O da şüpheli.
Şimdi evet ben çok geniş ihtiyarım var ama yemeği alırım ağzıma korum, dişlerim hazır. Çiğneme tercih yaparım ama ünsiyet mi yaratmış Allah? Farkına varmadan çiğnerim. Yutma işine gelince otomatik. Mideye gittikten sonra boğazdan gider, mideye gelir değil mi? Geri gelmez. Yemek yedikten sonra testakla atma bu derler ne? Attığın zaman yemek geri dökülmez. Yani çok ilginç. Ondan sonraki işlemlerin hiçbirisinde hiçbir irademiz yok. %1. Yani şimdi bir koyayım yemeği ağzıma, bir saat sonra mı koyayım? Şunu mu yiyeyim, bunu mu yiyeyim seçimi yaparım. Ama kalbimin çalışmasında, beynimin çalışmasında, gözümün çalışmasında, kulağımın çalışmasında, sindirim, sinir, kan dolaşım sistemlerinin çalışmasında, böbreklerin ne diyorlar ona, dış boşaltım sisteminde ben hayret ediyorum. Nasıl oluyor da yediklerimin içinden boşaltım sistemini kullanıp tuvalete gittiğim zaman bunlar çıkıyor. Diyorum ki ya ben bunları yemişim. Yani insan düşünmesi lazım. Benim yediklerimin içinden çıktı bu. Oo, ne yapayım şimdi? Bir şey yapamam. Bırakıyorum. O yaratılışta bedenime verilmiş olan fıtrat onu ayırıyor. Kan ayırıyor. Dışkı ayırıyor. Kadınlar için süt kaynağı ayırıyor. Değil mi? Hiç haberim yok. Kimin haberi var? Aman efendim kendisi hatime ben çok düşkünüm diyoruz bak şimdi. Ya ne kadar komik bir şey. Ne yapıyorsun sıhhatim? Her yemekten sonra mutlaka dişimi fırçalarım. Erkeksen bir de midenin bir de kalın bağırsakların içini fırçala bakayım. Değil mi efendim? Onların da bakıma ihtiyacı var. Kim temizliyor en pisliklerin toplandığı yer? Değil mi? İnce bağırsak, kalın bağırsak, mide. Kim temizliyor onları? Hani irade? İradenin müdahalesini, evet irademiz yok değil. Ne kadar müdahale edebiliyoruz? Neye? Kurulmuş olan sisteme. Ne kadar müdahale edebiliyoruz? 5 dakika, 3 dakikadan fazla nefes almadan yaşamak mümkün mü? Değil mi? Yani mesela burnun tıkansın, hadi bakayım. Büyük bir problem var, nefes alma problemi var. Nefes alıyorsun, peki oksijenin nereden geldi? Akciğer oksijen sayesinde temizlik işlemini yapıyormuş, öyle diyorlar. Bildiğim yok da öyle anlatıyorlar. Yani haberim bile yok. Hazır havayı bulmuşum diyorum bana. O da alışkanlık haline getiriyor. Öyle bir rahmet ilahiye var ki düşünün bilinçli olarak nefes alacaksınız. Her saniye almam lazım, almam lazım. Bakın bunlar hep sanki irademiz var, evet tercih yapıyoruz ama kainatın kuruluş sistemi içerisindeki tercih alanımız o sistemin en fazla %1'ini ilgilendiriyor. Bu ne demektir? Demek ki hayvanların, bitkilerin, insanların birbiriyle olan ilişkilerinin tanzimi doğrudan doğruya kainatın yaratılışındaki tanzimin meyvesidir. İnsanın falan meyvesi değil. Hani Türkçe'de meşhur söz var, gölge etme başka ihsan istemem diye. Yani insan yeter ki bu sistemi bozmasın, sistem mükemmel bir şekilde çalışır. Ama kaprislerimizde müdahale edip bozduğumuz zaman bozduğumuz yerde cezasını da çekeriz. Neye? Bu bozduklarımız bize zararlı olmaya başlar. Zararlarını da çekmeye başlarız. İkaz var yani. Diyor ki haddini aştın. Kainattaki kurulmuş sistemin çok hikmetli ve tamamen teavüne
dayanan bir sistem olduğunu, mide bana yardım ediyor, akciğer bana yardım ediyor, beyin benim için çalıştırılıyor, kalp benim için çalıştırılıyor, böbrekler benim, saymakla bitmez. Gözünüzün yaşlanmadığını düşünün. Böyle bir hastalık varmış, gözü yaşlanmayan adam mahvoluyor. Yanıyor gözleri. Düşünün. Peki, anlıyoruz ki kainatın yaratılışında öyle bir hikmet var ki bu hikmet taavun esasına kasıtlı bir şekilde tesis edilmiş, esası üzerine kurulmuş. Bilinçli, kasıtlı birisi tarafından. Sen nasıl dersin ki doğanın kanunları acımasızdır? İnsan da menfaatini temin etmek için acımasız olması gerekir. İşte bu nereden kaynaklanıyormuş? Her şey kendi nefsine maliktir. Anlayışından, felsefesinden kaynaklanıyor. Bunun için böyle bir felsefeye sahip olmak için Avrupalı olmak gerekmez. Evet. Böyle en zahir fiilin yüz cüz'ünden bir cüz'üne, bir de en zahir fiilin, mesela yağmurun yağmasını ben tanzim edemem. Denizleri, karaları ben tanzim edemem. Taşı toprağa çevirmeyi ben tanzim edemem, değil mi? Hep bunlar hikmetli bir şekilde kurulmuş. Ancak çok cüz'i bir adam var. Orada ben tanzim ediyor gibi görülüyorum. Orada bile benim payım %1. Düşünün. Evet. Nasıl bu, ben diyebilirim ki her şey kendine malik. Dolayısıyla ben de kendime malikim. Kendi ihtiyacımı kendim karşılayacağım. Kendi lezzetlerimi kendim temin edeceğim diyebilirsin. Nasıl kendine maliksin? Hiçbir şeyi kontrol altında bulunduramayan bir adam kendine malik olur mu? Hele var olmayı, kim mesela doğmasını, var olmasını engelleyebilir? Kim? Var olduktan sonra biz bedavadan konuşmaya başlıyoruz. Ben şu yılda doğdum diye. Sen doğmadın ki. Ne doğdu? Sen doğmadın. Seni bu dünyada doğum diye ifade ettiğimiz bir fiilin sonucunda bir başkası mükemmel hazırlar gelip yarattı. Niye ben doğdum diyorsun? Ben yaratıldım desene. Bu dünya şartlarında. Sonra adam öldü diyorsun. Adam ölür mü? Kim ölmek ister? Değil mi? Adama ölüm verildi. İnsana ölüm verildi dersin. Bunlar ne demektir? Bunlar hep bizim kendimize malik olmadığımızın bilinçliliğini gösterir. Kendime malik değilim. Ben ölmem, ben doğmam da ben ölmem de. Ya bana hayat verilir, ben de yaşarım. Bana ölüm verilir, o zaman da ölüm halini yaşarım. Ölüm ne demekse, konumuz o değil. Ölüm, onu yaşarım. Yani benim kendi varlığım üzerinde hiçbir tasarrufum yok ki. Ben yapsam ne yaparım? Saçlarımı tararım. Sakalımı tıraş ederim. Tırnağımı keserim. Yani çok komik bir şey. Başka ne yapabilirim ben? Banyo yaparım. Cildimin üstünü temizlerim. İçi? Yapabilir misin? İçinde kan dolaşıyor. Nasıl temizleyeceksin onları? Kanı temizleyebilir misin? Bir yerde hastalanıyoruz. Bir hafta sonra inşallah sıhhat buluyoruz. Sen mi sıhhat buluyorsun? O sıhhat işlemini kim çalıştırıyor? O sistemi kim kurdu? Düşünmek lazım. Yani basit gibi görünmesine rağmen önemli bir basamak ihmal ediliyor olabilir. Evet, erken bir ayçiçeği hakkında güne bakan diye. Güne bakan, bizim köyde günahşık derler. Günahşık derler bizim köyde. Ama o ne demek?
güne aşık demek. Birleşmiş, gün aşık olmuş. Siz de duydunuz mu gün aşık? Siz de gün döndü derler. Yok. Bizim köyün, biz hep gün aşık diye. Gün aşık doğumu diye. Demek ki bakın herkes gün döndü, gün aşık veya ay çiçeği, neyse ay çiçeği aya mı benzetiyor, neyse meyvesini. Yani bu tabiri Erkan hatırlattı da onun için bu konuya geri döndük. Yoksa böyle en zahir fiilin %100 cüzünden bir cüzüne malik olmayan, o kadar da meşkuk olmayan nasıl kendine maliktir denir. Şuna bak. İnsan kendine malik değilse taş kendine malik olur mu? Ağaç kendine malik olur mu? Koyun kendine malik olur mu? İnsan iradesi en geniş olan mahluk olarak görüyoruz. Nasıl her şey kendine malik diyoruz ki? Hatta şimdilerde bu biraz daha bilimsel kelimeli diye konuştukları terimlerin içerisinde boğularak ne deniyor? Hücre kendisini yeniler. Hücre, dikkat edin dile, kendisini yeniler. Hücrenin içerisindeki çalışan organizma kendisini çevresine adapte eder. Hey, dikkat edin. O organlar böyle çalışırlar. Aa, kendileri seçerek yapıyorlar demek. Kendi çalışıyor değil mi? Şu madde hücrenin içinde şunu üreterek çevresine uyum sağlıyor. Adapte oluyor diyorlar. Ben kendi çevreme uyum sağlamak için canım çıkıyor. Pencerelerden gelen rüzgarı engelleyemiyorum. Bu kadar iradem olduğu halde. Bu arkadaş kim bu? Kendi çevresine uyum sağlayacak tercih uyum sağlayan bir tercih ile o tercihini gerçekleştirecek iradesi, ilmi, gücü olan neden bahsediyorsun sen? Yani biz şöyle düşünüyoruz. Bu basit bir hata. Ama pratik hayat için konuşmuyorum ben. Basit bir hata bu. Ben yürürüm. Bu sabah koştum diyoruz. Değil mi? Evet. Oturmak yerine koşmayı tercih etmekten başka, koşma fiilinin gerçek tercih etmek, bak yaratma değil. Koşma fiilinin gerçekleşmesinde ne fonksiyonun oldu? Ayaklarını hareket ederken ellerini de hareket ettiriyorsun, farkında bile değilsin. Kasların çalışıyor, farkında bile değilsin. Kaslarda enerji gönderiliyor, farkında bile değilsin. Nasıl sen ben koştum bu sabah diyorsun? Meşkuk kelimesinin bu bağlamda işaret ediyor diye anlamıştım. Yani tercihten başka o yemek yemek veya koşmak fiilinde tercihimizden başka bir taksimiz yok. Meşkuk oraya bakıyor diye düşünmüştüm şimdi. O tercih de arkadaş, buradaki arkadaşlar için tekrar ediyorum, duymadılar seni. Meşkuk kelimesinden böyle şeyler kastedildiğini düşünüyordum. O tercih, yani insan bir koşmayı tercih etmenin de koşma fiilinin yaratılmasında hiçbir etkisi yok. Yani ben mevcut bir sistem var. Elektrik sistemi var. Priz var. Prize ne yaparsın? Bir makineyi takarsın. Türkçe'de ne denir? Plug-in. Ha, fişi prize sokarsın. Ha. Otomatik olarak makine çalışır şimdi. Ben prize fişi soktum diye diyelim çamaşır makinesini çalıştırıyor. Değil mi? Çalışır makinesini ben çalıştırdım. Dili günlük dilde kullandım sen. Çalışır makinesini çalıştırdın mı? Sen de çalıştırdın. Sen yalnızca prizi soktun veya düğmeye bastın.
Farkında değiliz. O sistem kurulmuş. Bu örnek. Kainattaki sistem de kurulmuş. Biz yalnız düğmeye basıyoruz. Bunun güzel bir örneğini verirdi merhum Kırkıncı Hoca. Asansör kurulmuş. Hazır, çalışıyor. Düğmeler var. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. Sen asansöre biniyorsun. Kaçıncı kata çıkacaksın? Üçe. Üç düğmesine basıyorsun. Asansör seni götürüyor. Kırkıncı Hoca'nın yani beşleri örneği. Asansör seni götürüyor. Sen ben üçüncü kata çıktım dediğin zaman hayır asansör çıkarttı seni. Ne çıktın? Sen yalnızca üçüncü kat diye gösterilen düğmeyi basmayı tercih ettin. Asansörün çalışma fiilinde senin hiçbir katkın yok ki. O kendi içerisindeki mekanizmadan çalışıyor. Kainatta her şey böyle. Hiç farkında değiliz ha? Yedik, içtik, yürüdük, konuştuk, düşündük, yazdık falan diye öyle konuşup yani bol keseden atıyoruz. Bol keseden atıyoruz. Onun için insan dikkat edecek. Konuşmalarımızda gerçi günlük hayatta konuşmada şimdi insanlar garipsiyorlar. Ama mesela ben bir hadis okumuştum. Çok var da böyle bilinçli yetişmiş olan sahabelerde Resulullah niye böyle yaptın da böyle yapmadın sorusunu sorduğu bir sahabenin şimdi tam metni hatırlamıyorum. Verdiği cevap bana bu şekilde yapmak nasip edildi Allah tarafından. Ben de öyle yaptım ama hani bakın o fiilin yaratıcısının Allah olduğunun bilincinde konuşuyor. Dil bir insanın dünya görüşüne göre gelişir. Dil dediğimiz şey kendi başına tepeden inmez. Ama konuşabilme kabiliyeti yaratılışta zaten var. Ama hangi bir de hangi kelimeyi nereden nasıl bulundu gelişimine falan baksan bulamazsın işini. Sanki fıtratta böyle dil konuşma, değişik dil konuşma diye bir kabiliyet, istidat verilmiş insanlar böyle farkına varmadan otomatik olarak çevresindeki duydukları sesi tekrar etmek suretiyle dil ortaya çıkıyor. Sağırlar konuşamaz bunu biliyorsunuz değil mi? Ya bunu şöyle Kur'an'ın tefsirini yaparken bazı müfessirler der ki bir insan Kur'an'ı dinlemezse hakikati konuşamaz derler. Neye? Çünkü duymayan dil üretemez, lisan üretemez. Her neyse, dili biz neye göre geliştiriyoruz? Dünya görüşümüze göre geliştiriyoruz. Dünya görüşümüze göre geliştiriyoruz. Pratik hayattaki görünene göre dil tezahür ediyor. Ama en azından bizim bilinçli bir şekilde, evet ben bugün yemek yedim, işte, gıda ihtiyacımı karşıladım dediğim zaman, günlük dilde konuşursun ama mutlaka bunun gerisinde Rahman'ın merhametiyle karşıladım bilinci olacak. Ben yapmadım onu. Ben yapılmasını istedim. Üçüncü yani asansördeki üçüncü katın düğmesine bastım. Bu bilinç canlı olmazsa Avrupa medeniyetinin ürünüyüz demektir. Hey vakit geçmiş. Evet, böyle olmayan nasıl kendine maliktir denir. Evet. Ha, şu takip eden paragrafta da bu konunun devamı var. Ondan sonra yeni bir perspektife giriyor. Böyle en eşref ve ihtiyarı en geniş, bu derece hakiki tasarruftan ve temellikten eli bağlanmış bulunsa, yani insan kendi varlığı üzerinde gerçekten bir tasarrufta bulunma, yani burnunu şeklini sen veriyorsun, gözünü sen çalıştırıyorsun olsa, değil mi? Bunu olmadığını biliyoruz. Mideni sen çalıştırıyorsun olsa, yani böyle yapamıyor olduğumuz ortadayken, sair hayvanat ve cemadat kendi kendine maliktir diyen,
hayvandan daha ziyade hayvan ve cemadattan daha ziyade camit ve şuursuz olduğunu ispat eder. Biraz ya insan haysiyetine yakışmayan hakaret amiz cümleler bunlar ama vakada o. Değil mi? Biraz burada hakikati direkt söyleyivermiş müellif. Evet. Bir yorum. Peki buradan yorum yok. Sizden var mı? Var. Bakayım neler yazılmış. Ahmet Ali yazıyor. Bizim köyde de günahçık derler demiş. Okey. Aynı köylüyüz demek ki. Alaaddin yazıyor. Allah'a inananlar büyük çoğunlukta fakat pratik hayatında tevhide göre yaşayanlar çok az. O da işin detayı. Yani güzellik orada. Kesici isimli arkadaş, bir fiilin var olmasını istemeyi var etmek sanıyoruz. Güzel bir tespit ve özet. Teşekkür ederim kesici. Alaaddin yazdı. Çok garip. Nursi'nin tevhidde hassasiyetini gösteren yazdırıldı gibi ifadelerine birileri tevhid namına karşı çıkıyorlar. Güzel bir tespit. Teşekkür ederim. Sen belli bir kavganın içinden geliyorsun. Belli yani. Bir geçmişim var orada. Yazdırıldı demek, bana vahyedildi demek diyor. Ahmak adam. Yani buradaki tabirle hayvan demek lazım da artık. Kind olmak için, biraz nazik olmak için ahmak diyor. Yani varlığın hakikatinden hiç haberi yok. Ahmak Nursi'yi itham ediyor. Ahmak adam yani. Ahmakların sözünün ahmaklara ne cevap verilir? Sükut. Yani kardeşim sen konuşulacak bir yaratık değilsin ya. Konuşmaya değer birisi değilsin deyip bırakıyorsun. Peki teşekkür ederim. Güzel bir noktaydı. Alaaddin'in noktası da. Gelecek hafta devam etmek üzere. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmeti sirri surati.